Merhaba, Neslin'in sınıfına hoş geldiniz. Bu videoda iyon kanallarının genel özelliklerini açıklamaya çalışacağım. Bildiğimiz gibi 3 tür zar potansiyeli ya da bioelektrik potansiyel var. Bunlar dinlenme zar potansiyeli, bölgesel potansiyeller ve hareket potansiyelidir. Bu elektriksel olayların meydana gelebilmesi için hücrelerde iki grup proteinin bulunması gerekiyor hücre zarında. Nedir bunlar? Birinci grup iyon taşıyıcıları ve iyon pompalarıdır. Bunlar sodyum, potasyum, kalsiyum ve klor için hücre zarının iki yanı arasında önemli bir yoğunluk farkı meydana getirirler. İkinci grup protein ise iyon kanallarıdır. İyon kanalları da yoğunluk farkı sayesinde hücre içine veya hücre dışına doğru hareket edecek olan iyonların zardan geçebilmelerini sağlar. O halde iyon kanallarıyla başlayalım. Öncelikle iyon kanalları neden gereklidir? İyon kanalları gereklidir çünkü sodyum, potasyum, kalsiyum ve klor hücre içi ve hücre dışı sıvılar içerisinde bir su kabuğu ile çevrilidir. Şöyle ki su molekülüne bakacak olursak su molekülünün içerisinde eksi ve artı yüklerin sayısı birbirine eşittir. Yani molekül ne türdür? Ancak bunların eksi ve artı yüklerin molekülün içerisindeki dağılımları farklılık gösterir. Oksijen molekülü daha fazla elektron çekme eğiliminde olduğu için nispeten negatif yüklüdür. Hidrojenler ise elektron verme eğiliminde oldukları için daha fazla pozitif yüklüdür. Bu nedenle de su molekülünün bipolar olduğunu söylüyoruz. Sodyum, potasyum, kalsiyum gibi pozitif yüklü iyonlar oksijen atomunu çekerek etraflarına bir su kabuğu oluştururlar. Klor ise hidrojendeki artı yükleri çekerek bir elektrostatik bağ meydana getirerek çevresinde bir su kabuğu oluşturur. Bu su kabuğu iyonların zardan geçmesine engel olur. Çünkü su kabuğu sayesinde iyonlar lipofobik ve hidrofiliktir. Yani suda bulunmaya daha fazla eğilimleri vardır, yağdan geçmeye eğilimleri azdır. Yağdan direkt olarak yani hücre zarını meydana getiren yağ tabakasından direkt olarak geçemedikleri için de burada sarı ile gösterdiğim İyon kanallarından geçerler. O halde iyon kanallarının özelliklerine geçelim. İyon kanalları, birinci özelliği iyon kanalları integral ya da transmembran zar proteinleridir. Yani protein yapıdadırlar ve aynı zamanda da zarın dış tarafı, hücre zarının dış tarafından içine ve iç tarafına da uzanırlar. Yani zarı boydan boya kat ederler. Diğer özellikleri nelerdir? İkinci özellik, iyon kanallarından geçiş pasiftir. Yani metabolik enerji dediğimiz ATP kullanımı meydana gelmez. Pasif olarak difüzyonla, daha doğrusu elektrodifüzyonla iyon geçişi meydana gelir. Neden elektrodifüzyon diyoruz? Çünkü difüzyonu sağlayan iki kuvvet vardır. Diğer videolarda da açıkladığımız gibi bunlardan bir tanesi zar potansiyeli, yani elektriksel kuvvettir. Diğeri de iyonun hücre içi ve dışı sıvılar arasındaki yoğunluk farkıdır. Yani kimyasal bir kuvvettir. İyonlar iyon kanallarından pasif olarak ATP kullanmadan geçerler. Bir başka özellik iyonların kanallardan son derece hızlı geçmesidir. Bu hızlı geçiş sayesinde bioelektrik potansiyeller milisaniye gibi çok kısa süreler içerisinde meydana gelir. Dördüncü özelliği iyon kanalları seçicidir. Yani belirli bir iyonu geçirip diğerlerine karşı geçirgen olmamak gibi. Anyon kanallarına bakacak olursak, anyon kanalları, örneğin klor kanalları özellikle daha seçicidir. Yani sadece kloru geçirirler. Fakat katyon kanallarının seçiciliği biraz düşük olabiliyor. Örneğin dinlenme zar potansiyelini belirleyen potasyum sızıntı kanallarından geçen 100 potasyuma karşılık bir tane de sodyum geçebilir. Hareket potansiyelinin depolarizasyon evresinde sağlayan voltaj kapalı sodyum kanallarından geçen 10 veya 20 sodyuma karşılık bir tane potasyum da geçebilir. Yani kısacası anyon kanalları daha seçicidir. Katyon kanalları biraz daha az seçicidir ama iyon kanalları genelde seçicidir. Bu seçicilikle ilgili teorileri bir başka videomda açıkladım. Başka özelliği nedir? İyonları hangi yönde geçireceklerine bağlı olarak iki gruba ayrılırlar. Ohmik ve rektifiye kanallar. Ohmik kanallar
İtici kuvvet dışarıya doğru olduğu zaman iyonun dışarı çıkmasına da izin verir. İtici kuvvet içeriye doğru olduğu zaman da iyonun içeriye girmesine de izin verir. Yani iyonlar ohmik kanallardan her iki yönde de geçiş yapabilirler. Rektifiye kanallarda ise durum farklıdır. Bunlar iyonların sadece belirli bir yönde geçişine izin verirler. Örneğin itici kuvvet içe doğru ise iyonların içe doğru geçmesine izin veren kanallara içe rektifiye kanal denir. Burada dışa doğru bir itici kuvvet olduğu zaman bu kanallar iyonun dışa doğru gitmesine izin vermezler. Benzer şekilde dışa rektifiye kanallarda iyonların sadece dışarı doğru hareket etmesine izin verirler, içe doğru geçişe izin vermezler. İyonların bir başka özelliği kapılı veya kapısız olmalarıdır. İki grup dolayısıyla var. Kapısız kanallar her zaman açık olan kanallardır. Bunlara aynı zamanda sızıntı kanalları da diyoruz. Örneğin potasyum sızıntı kanalları özellikle dinlenme zar potansiyelinden sorumludur. İkinci grup kanallar kapalı kanallardır. Yani bu kanallar koşullara göre açık veya kapalı durumda olabilirler. Bu kanalların açılmasının bağlı olduğu 3 tür koşul vardır. Mekanik kapalı kanallar, voltaj kapalı kanallar ve ligand kapalı kanallardan söz ederiz. Mekanik kapalı kanallarla ilgili teoriler var. Benim kitaplardan okuduklarımdan anladığım kadarıyla hayal ettiğim şöyle bir şey. Elinizi değdiğiniz zaman parmağınızla orada hafif bir çukurluk oluştuğunu görüyorsunuz. Şimdi deriye çok güçlü bir mikroskopla bakalım ve o derideki hücrelerin zarına gelelim. Aynı şekilde bir bombelik hücrenin zarında da meydana gelebilir ve ellerimin temsil ettiği şekilde mekanik kapalı kanallar açılabilir. İkinci grup kapalı kanal voltaj kapalı kanallarda. Bildiğimiz gibi zarda her zaman bir potansiyel var. Bu potansiyeldeki değişme voltaj kapalı kanalları açar. Ligand kapalı kanallarda ise ligand kimyasal bir maddedir. Ligand kapalı kanallarda bir kimyasal maddenin bağlanması, reseptörüne bağlanması yani almacına bağlanması gerekir. Ligand kapalı kanallar bu ligand bağlandıktan sonra bir şekil değiştirerek açılırlar. Ligand iki şekilde kanalı açabilir. Birincisi direkt, ikincisi indirekt yoldur. Direkt yolda burada siyah üçgenle gösterdiğim ligandımız, siyahla gösterdiğim reseptör bölgeye direkt olarak bağlanır. Bunun anlamı nedir? Reseptörümüz aslında iyon kanalımızın bir parçasıdır. İkisi aynı protein içerisinde, tek bir protein içerisinde bulunurlar. Peki ligandımız ne olabilir? Bir nörotransmitter olabilir. Bunlar genel dışarıdan, nörotransmitterler dışarıdan bağlı iyon kanalına ya da kalsiyum kanallarından bazılarında olduğu gibi kalsiyum gibi bir iyon olabilir. Kalsiyum da hücreye, iyon kanalına hücre içinden bağlanır. Şimdi bu bağlanma direkt bağlanmadır ve bu bağlanma sonucunda iyon kanalı açılır. Peki indirekt bağlanma ya da indirekt kapalı ligand kapalı kanal nasıl bir kanaldır? Burada reseptör proteini siyahla gösterdiğim, sarıyla gösterdiğim iyon kanalından farklı bir proteindir. Dolayısıyla nörotransmitterimiz reseptörüne yani almacına bağlandıktan sonra ikincil bir mesajcıya ihtiyaç vardır. Hücre içerisinden ikincil bir mesajcı giderek iyon kanalını etkiler. Yapılan etki genellikle iyon kanalına bir fosfor bağlanmasıdır. Yani fosforillenmedir. Fosforun bağlanması çoğunlukla iyon kanalının açılmasını sağlasa da nadir durumlarda bile olsa iyon kanalının kapanmasına da neden olabilir. Birincil mesajcı burada nörotransmitterimiz, ikincil mesajcı da fosforillenmeyi sağlayan mesajcımız. Son olarak iyon kanallarının bir nöron üzerindeki yerleşimlerini ve buna bağlı olarak hangi zar potansiyellerinden sorumlu olduklarını açıklamaya çalışacağım. Burada bir nöronumuz var. Gövdesi, dendritleri, aksonu, akson sonlanması ya da akson terminali, akson başlangıcı ve akson boyunca aksonu bazı aksonlarda aksonu miyelin
kaplıyor olabilir. Miyelinleri burada gösterdim ve miyelinlerin arasındaki bölgeler ranviye düğümleridir. Buraya da bir tane miyelinsiz akson çizdim. Şimdi iyon kanallarımızı yerleştirelim. Mekanik ve ligand kapılı kanallar özellikle soma ve dendritte bulunur. Bunlar bölgesel potansiyellerden sorumludur. Voltaj kapılı kanallar akson başlangıcında, miyelinsiz sinirlerde bütün akson boyunca, miyelinli sinirlerde ise yalnızca ranviye düğümlerinde bulunurlar ve hareket potansiyeli oluşmasından ve iletiminden sorumludurlar. Son olarak kapısız kanalları söyleyebiliriz. Kapısız kanallar hücre zarının her yanında bulunurlar ve bunlar dinlenme zar potansiyelinden sorumludurlar. Dinlenme zar potansiyelinden sorumlu olan en temel iyon ve iyon kanalı potasyum ve potasyum sızıntı kanallarıdır. Bazı durumlarda da sodyum sızıntı kanallarının katkısı olduğu bilinmektedir. Evet, iyon kanallarının özelliklerini özetlemeye çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Faydalı olduğunu umuyorum.